Ne oldu Arti? Neden bu kadar acil çağırdın? Sana çok önemli bir şey söylemeliyim. Tabii ki konuşuruz Arti. Ama her şeyden önce ilaç saatin geldi. Hadi ilaçlarını iç. İlaçları sonra içerim. Önce beni dinle. Arti önce ilaçlar. Yaş. Benimle gel. Bir kez olsun. Otur şöyle. Dikkat et. Al şunu. Şimdi söyle Arti. Sorun nedir? Sen çok iyi bir insansın Yaş. Bütün ailene çok iyi davranıyorsun. Her şeyin en iyisini ve güzelini hak ediyorsun. Senin gibi bir hayat arkadaşım olacağı aklımın ucuna bile gelmezdi. Bugün sana hayatımla ilgili büyük bir gerçeği anlatacağım. Arti, lütfen artık kendini üzme. Bu işte bir yanlışlık olmalı. Sadece 2 dakikalık bir sorundu. Ve bak şimdi her şey yolunda. Bana kalırsa Yaş, herkesin mutluluğu, bu ailenin huzuru ve sağlığı için bu konuyu Paridi ile konuşmamız gerekir. Hayır Arti. Pratik polisin eve geldiğini öğrenirse planını İptal eder ve hemen buraya gelir. Ama beni anlamıyorsun Yaş. Son birkaç günde Paridi'nin davranışlarında çok garip değişiklik gördüm. Demek istediğim, hep yanımızda olmasına rağmen bizimle değildi. Her gün aramızdaydı ama dikkati sürekli başka yerdeydi. Arti, aslında onu ben de fark ettim. Paridi'ye bir şey deyince genelde cevap vermiyor. Her zaman çok dalgın. Evet. O gün de çok tuhaf, çok garip davranışları vardı. O konuyla ilgili... Ah! Affedersin Paridi. Şuna bak. Çok güzel bir kolyeymiş. Yeni mi? Hayır yenge, bu benim değil, Vidi yengenin kolyesi. Daha yeni temizletip parlattım, ondan yeni gibi duruyor. Vidi yenge mutfakla meşgul, bu yüzden odama koy dedi. Ben de oraya gidiyorum. Bu fatura yeni bir kolyeye ait. Aslında evet, ben yeni bir kolye aldım. Onun faturası. Ama bu kolye Vidi yengeye ait. Temizlik için neden fatura versinler? Değil mi yenge? Ama Paridi... Bu durumda... Paridi... Yeni bir kolye mi aldı? Ve yengemin kolyesinin aynından. Polis de benzer bir kolyeyi Karan'ın cesedinin yanında bulmuş. Ama Paridi'nin... Paran ve onun cesediyle ne ilgisi var? Bir dakika. Bir şey mi ima ediyorsun? Hayır Yaş. Hiçbir şey ima etmiyorum. Paridi kesinlikle dikkatsiz ama öyle bir şey yapmaz. Hem o kolyeyi yanlışlıkla düşürmüş olabilir.
Belki de korkusundan yeni bir kolye alıp Vidi yengeye verdi. Olabilir. Evet artık. Aslında bu da mümkün. Ben de şundan korkuyorum. Paridi'nin dikkatsizliği yüzünden Vidi yengenin başı derde girebilir. Komiser Ratot kolyenin yeni gibi göründüğünden şüphelenmiş. Ve şüphesi gerçeğe dönüşürse, bu konuda bir kanıt elde ederse Paridi'nin neden yalan söylediğini öğrenmek isteyecektir. O zaman polisi yanılttığı için, yalan söylediği için Paridi suçlu görülebilir. Haklısın Arti. Eğer Paridi kolyeyi kaybetmişse yengeme söyleyebilirdi. O zaman şu anda polisin gözünde yalancı olmayacaktı. Yaş, bence bunu Paridi ile açıkça konuşmalıyız. En azından ne olduğunu öğrenebiliriz. Daha fazla video için Facebook sayfamızı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.